Arkadaşlar selamlar, saygılar, hepinize günaydınlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Kalbinizden damlayan dilekler, yüreğinizden süzülen düşünceler evrensel sistemde bir yerde duyulsun. Şak diye otursun yerine ve yaşamınıza iyilik, güzellik olarak aksın. Hep güzellik olsun, hep iyilik olsun. Lütfen, lütfen, lütfen. Kıtlık bilinci yok, darlık yok, sıkıntı yok. Her şey yolunda, her şey normal ve sandığımızdan çok daha zengin bir evrende yaşıyoruz. Allah melekleri, her türlü iyilik perilerini, böyle bereket perilerini, ruhani varlıkları, evliyatullahı milletimizin üzerine, insanlarımızın üzerine ve dünyadaki bütün iyi insanların üzerine sarsın. Kötüler bir anda kötülüklerine boğulsun, gitsin hayatımızdan, gitsin yeryüzünden. Kötüleri kovuyoruz arkadaşlar. Kaydağına git ve yok ol diyoruz. Biz iyilikle bir olalım, iyiliğin içinde olalım arkadaşlar. Güzel bir gün dedim. Kahve falım var, nostaljik. Bir fincan da nostaljik bir fincan da. Laro tarotum var, rahmetli Atan Yuru'nun. Arkadaşlar hadi bakalım. Gül tarotum var, bu da Fransa'dan geldi. Evet, gül tarotum var arkadaşlar. Şimdi hep beraber niyetlerimizi tutalım. Siyah obsidyen taşım elimde ve kartlarımın herhangi birinin üzerine koyuyorum. Diyorum ki sevgili Allah'ım ve sevgili meleklerim, bu videoyu izleyen herkese iyilik, güzellik aksın. Yaşamlarında her türlü bütünleşmeyi, değişimi, dönüşümü olumlu yönde yaşasınlar inşallah. Hep iyiye, hep yükseğe, hep güzele gitsin. Ruhları hep bir yükselme içerisinde olsun. Kahve fincanını seçen sevgili dostum, eğer var ise kalp yaran şifalansın. Laro tarotu seçen sevgili dostum, eğer çözemediğin bir sorun varsa bir an evvel çözülsün. Gül tarotu seçen sevgili dostum, tüm engeller ortadan kalksın, yolların açılsın inşallah. Ve evrenin gizli anahtarı size güzellikler açsın, güzellikler getirsin. Haydi bakalım, deste seç başlıyor. Dostlarım, bir ara mola vermiştim, ara vermiştim. Yani mola vereceğim sanmayın, devam edeceğim ama başka şehirlerde falan olduğumda belki aksayabilir, belki diyorum. Ama %100 bakacağım. Evet, güzel, harika ve nefis çıkmış. Bir dostlarım parmak ve bir tırnak görüyorum. Görüyor musunuz? Bir parmak ve tırnak. İşaret şu. Sen diyor evrenin dilini okuduğunda her şeyi çözeceksin. Tırnak arkadaşlar. Birisine böyle tırnağını adeta geçirmek istemişsin. Yok. Vahşi içgüdülerimizle hareket etmeyeceğiz. Biz 5. boyuta taşınan ruhlarız. Taşınmakta olan ruhlarız. Ya da buna niyet edenleriz. Vahşi içgüdümüzle hareket edemeyiz. Buna tırnağımı geçirdim, buna haddini bildirdim, buna şunu yaptım, buna bunu yaptım. Yok böyle bir saçmalık. Kimse kimseye haddini bildiremez. Arkadaşlar, ve kimse kimseden de böyle nasıl diyeyim bir talimat almak zorunda falan değil. Kısacası kimse senin üzerinde hüküm kuramaz ve sen de kimseye de haddini bildiremezsin. Herkes kendi haddini biliyor zaten. Durması gereken yerde değil mi bazıları? Bak burada tırnak işareti olur. Hani birisi durmuyor, sana kötülük mü ediyor? Partner ilişkisinden söz ediyorum. Özellikle burada bir kadın tırnağı çıkmış ve bir partnere dişini geçiremiyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Yani üzen de bir gün üzülecek, onu da bilin. Lütfen ilkel içgüdülerinizle hareket etmeyiniz. Geniş topluluklara gireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Geniş kitlelere gireceksiniz. Yalnız biraz satürnyen bir döngüdesiniz. 5 gün evvel bir şeye çok canınız sıkılmış gözüküyor. Fakat 5 gün içerisinde de tamamlayacaksınız bir olayı. 5 gün sonra da sevinçli haberleriniz var.
Hiç merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Birisine adeta sarılmışsın arkadaşım. Ya bir barış yapıyorsun ya da uzaktan gelen birisi var. Onu alıyorsun, konuşuyorsun ve bir sarılma, bir kavuşma anı var. Birilerine sarılıyorsun, kavuşuyorsun. Haydi gözün aydın diyorum arkadaşım. Kocaman bir deniz atı çıkmış. Deniz atı maddi yönden iyileşmedir. Hani çok çok büyük dev paralar gelmez ama iyileştirecek, senin yüzünü güldürecek hareketlerdir. Yani yüzünü güldürecek bir paradır ya da birilerinin davranışı seni memnun edecek demektir. Bir şeyler için yüzün gülüyor. Deniz atı aynı zamanda bir isteğinin yerine geleceğini söylüyor. İsminde S harfi, İ harfi, T harfi olanlara ve A harfi olanlara görüşme, konuşma diyorum ve üzerlerinde bir bulut var arkadaşlar. Sanki duygusal hayatları şifalanıyor ve bir bulutun içerisine girmiş gibiler. Aslan burçları kavuşmanız var. Aslanlar, kovalar, boğalar ve sevgili teraziler kavuşmalarınız var. Kavuşmalarınız çok iyi geçecek, onu söylüyorum. İkizler burçları, yay burçları, oğlak burçları yol düşünüyorsunuz. Yolunuz olacak. Evlilik planınız olabilir yay, ikizler ve oğlak burçları ama bu sene görmüyorum. Belki 2022 yılının Temmuz'undan sonra olabilir ama önümüzdeki 6 ay ben evlilik görmüyorum hiçbirinize. Ya da olsa da zaten beklenen bir evliliktir. Sürpriz evlilik görmüyorum diyorum. Fakat açılmış niyetiniz aydınlık ve ferahta sevgili dostlarım. Daha geniş yelpazeden düşündüğünüzde olayları çözeceğinizi görüyorum. Ya da gelir dağılımınızı eşitlemeniz lazım. Daha geniş kitlelere ticari girişimlerinizi yapmanız, gelişmeniz ve işi kolaylaştırmanız gerekiyor. Oh, evet arkadaşlar. Kocaman bir gaz lambası çıktı. Böyle çok aydınlık bir döneme gireceksin ama bazı sınavlardan geçmen gerekiyor. Ne gibi sınavlar? Bir kere bir hastalık gibi bir sınav olabilir ya da ailevi bir takım yüzleşmeler yaşanabilir. Ailevi sınavların var, hastalıkla ilgili sınavların var. Çözümünüz kolay ve basit olacak sevgili arkadaşım. Bir geliyorum. Evet, 35 sayılı kart dostlarım. Birlik ve bütünlük diyor. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve parçalanmış olan, paramparça olan yüreğini şifalandıracaksın diyor. Bir bütünün parçası olduğunu hatırlayacaksın. Her şey olması gerektiği gibi akışta. Sen rahat ol, iyileşiyorsun diyor. Hem hastalıktan iyileşme hem de ruhsal anlamda iyileşme söz konusu. Laro Tarot'a geliyoruz. Atanıyorum. Ay ışıklar içinde uyu. Sevgili Atanıyorum'un Laro Tarot'u çok severim. Çok severim. Neyi mi? Atanıyorum'u tabii ki. Tabii ki onun kartlarını. Onun konuşmalarını. Her cümlesi aklımda. Okuduğum her kitabı her haliyle hatırlıyorum. Işıklar içinde arıyorsun. Her elime alışımda sanki onunla konuşuyorum. Size de şans getirsin inşallah arkadaşlar. Evet. İçindeki boşluk dolmak bilmiyor. Sevgiyle ilgili bir sorun yaşıyorsun. Sevgi ve bir başlangıç yapamama durumu seni çok üzüyor. Ama hazır ol. Yani en kötü günlerin bugünler. O kötüden sonra bak boşluk ve yanında kristal yan yana çıktı arkadaşlar. Yavaş yavaş büyümeye başlıyorsun. Atom altı parçacıklar diyor ki, kuantum evren diyor ki, zamanı kaybettiğini düşünme. Zaman ince bir çizgi değildir. Zaman bir düzlemdir. Zaman kaybettiğini düşündüğün anda olaylar öyle güzel cereyan edecek ki yeni bir döneme başlayacaksın. Açık ve net fikirler önüne gelecek. Arkadaşlar duygusal anlamda özellikle ve özellikle duygusal anlamda güzel sözler duyacağını görüyorum. Soğukluğun arkasına, gidenin arkasına öyle güzel şeyler, sözler duyacaksın ki yaşamın bir anlam böyle anlama bürünecek. İnanılmaz derecede. Şu an soğukluk var.
Şu an uzaklık var. O uzaklığın arkasına öyle güzel işler yaşayacaksın ki birbirinizi bütünleyeceksiniz. Aşk diyorum dostlarım. Aşkta sürprizlere hazır olun. Yeniliklere hazır olun. Sizi her yönden güldürecek büyük bir aşk kafanızda. Tebrik ediyorum. Ne diyebilirim ki? Bakalım sevgili dost. Evet, başlangıçlar çok iyi. Aslında bu aşkında biraz da planlaması da var. Plansız aşk olmaz dostlarım. Her işin planı olduğu gibi aşkın da planı vardır. Spontane denilene bakmayın. Spontane aşk bir yerlerde biter. Diyelim otobüste karşılaştın. Retro metro da yok. Tanıştın, ettin. Bir bakıyorsun. Hakikaten bir yolculukta onu unutuyorsun. Ya da ne bileyim ben. Birileri seni tanıştırdı. Bu aşk değildir zaten. Bir süre sonra gidiyor. Ama yıldızsal anlamda uyum sağladığın, seni heyecanlandıran, senin kalbini çarptıran, ay görüverince sırtındaki ağırlıkları gideren ya da dizindeki böyle hafif titremeleri hissettiğin bir aşk varsa ve bu da karşılık görüyorsa iyi bir planlama yap diyor. İyi bir planlama yap, planın yerine oturacak diyor. Yani işler yoluna girecek diyor. İyi bir planlama yapman lazım diyor. İyi bir planlamayla kavuşma ve hani nasıl diyeyim, birbirini bütünleme olayı gerçekleşecek. Bütünleme, bir araya gelme. Bir aşk yazgısı yazılıyor. Ve diyorum ki ben, tamam yıldız uyumunuz var. Tamam birbirinizi seviyorsunuz ama diyor ki sistem, gelecek henüz yazılmadı, onu sen yazacaksın diyor. Arkadaşım, iyi bir planlama yap, bu aşkı kazanmaya bak. Hani kaderimde ayrılık vardı falan deme, kadere madere boyun eğme. Yıldızınız uyumlu, devam edin. Arkadaşlar, devam edeceksiniz. Gerçekten planlı, sosyal anlamda uyumlu, zihinsel anlamda uyumlu. Belki ruhunda ruhuna akışta. Böyle birbirinizi bütünleşiyorsunuz birbirinizle. Tam bir uyum içindesiniz. Lütfen iyi bir planlama yap. Kadere boyun eğme ve kabul et. Kolay olanı seçme. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Sıkıştığın anda mı? İnşirah oku. Yolların açılması için, ilişkinin önünün açılması için inşirah oku. Elem kederden kurtarır insanı. Elem naşrak leke sadrak ve Vedana ankevizrak diye devam ediyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elem naşrak leke sadrak ve vedana ankevizrak. Ellezi enkada zakrak ve refana leke zikrak. Fe inne mal üsüsra. İnne mal üsüsra. Fe izaferak da ben safbiyle rabbike fergam. Dostlarım, ilişkide sorun yaşayan, ben planlayamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum diyen tüm dostlarıma şifa olsun. İnşallah okuduğum dua kabul olsun. Amin. Dostlarım, yaşamın gizemi onun basitliğinde saklıdır. Simyacıyı okuyanlar bilir. Basit bir olayı büyüteceksin. Tam bir yaşama biçimin haline gelecek. Diyor ya bak, bir dua senin dünyanı değiştirecek. Dua et ve duan kabul oluyor. Dostlar, Başak burçları, Koç burçları, Yay burçları ve dahi Balık burçları, müjdeler var, müjdeleri isterim. Çok büyük müjdeler var. Zaman lehine işliyor diyor sistem. Sevgili Başak burçları, zaman lehine işliyor. Ve arkadaşlar, şöyle görünen o ki ani haberle beraber yola çıkacak aslanlar var. Yola çıkacak ikizler var. Yola çıkacak kovalar var. Ve mahkemelik olaylarınız olabilir aslanlar. Teraziler ve akrepler, siz kazanacaksınız. Kesinlikle siz kazanıyorsunuz. Oğlak burçları biraz zorlanıyor. Boğalar zorlanıyor. Yengeçler zorlanıyor. Ama her zorlukta bir kolaylık vardır. Yine inşirah öneriyorum. Aynı şeye geliyoruz. Dostlarım, sizlere de zaten Laru Tarot okuyan herkese inşirah suresi çıktı. Bakalım ne diyor anahtarımız. Yeni kapılar açılsın inşallah. 21 numara çıktı. Diyor ki, hedeflerine ulaştın. Tebrik ediyoruz. Ve Yaradan'a şükret. Çabaların meyvesini verdi.
Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve her zaman şükret. Arkadaşlar, mutlu mu oldun? Lütfen sokak hayvanlarına bir avuç yem, bir tas su, lütfen. Dilenci dilenebilir, meramını anlatır. Evi başına göçmüş olan bir aile der işte, bana yardım edin, bir yardımsever gelir, bir sistem gelir. Bu hayvanlar çok çaresiz dostlarım. Lütfen onları mutlu etmek bizim borcumuz. Lütfen onları mutlu edin. Siz de mutlu olun. Yapın bunu. Kediler, köpekler, bakın bazı vicdansızlar var, ben duyuyorum. Diyorlarmış ki bu apartmanın giriş kapısını kapatın. O soğukta bırakıyorlarmış kedileri, köpekleri. Yapmayın vicdan ya. Bir günde sen kendi çocuğunu koy bakayım o karlı kışlı yerlerde. Bir gün ya, bir gün koy. O yavrucağızlar o dışarıda nasıl dostlarım. Yem alamıyorsan, yem alacak param yok, işsizim diyorsan, ne olur ılık bir yer ver, bir battaniye ver, bir şey ver. Hisse bir ılık bir yerleri olsun. Yapmayın arkadaşlar. Yani kötülüğü de görünce önleyin yani. Susmayın. Önleyin. Evet. Yani bu nasıl bir yazıdır? Bazen yazıyorlarmış, kedi köpek giremez buraya falan diye. Ya böyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok. Her şey barınakla da arkadaşlar. Onlar sevilmek istiyor. Barınak da hapishanedeki gibiler hayvanlar. Yani tamam, barınakları destekliyoruz, gönüllüler de gitsin ama bir de diyorum ki yani onlar da sokakta özgürce dolaşmak istiyor. Aşılılar zaten kulaklarında küpe var, biliyorsunuz. Aşılılı hiçbir sıkıntı yok. Lütfen yani sen de sürekli bir odada kalsan ister misin? Bir yollar istiyorsun, tatile gidiyorsun, bir yerlere gidiyorsun. O hayvanlar da zaman zaman dolaşabilir. Bir sıkıntı olmaz arkadaşlar, yapmayın. Eğer bir hayvan saldırıyorsa inanın, insanları psikopat yaptıkları gibi hayvanları da psikopat yapıyorlar. Mesela hayvana bağırıyor, tekme atıyor, hayvan sürekli olarak saldırmaya alışıyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Gördüğünüzde uyarın. Yani top gibi oynayanları gördüm. Yani İstanbul'da kavga ettik. Bir sürü sıkıntı yaşadık yani. Hayvana tekme üstüne tekme vuruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İki bayan arkadaştık biz, bir arkadaşımla beraber. Kıyameti koparttık. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Sevindirin hayvanları. Of. Yani birini sevindirin deyince hep sokak hayvanları geliyor aklıma arkadaşlar. Ne yapabilirim? Yani İnsanlar bir şekilde kendilerini savunuyorlar ama onlar yani. Arkadaşlar, gül tarotu seçenlere bakalım neler vaat ediyor. Evet, gül tarotunu seçen sevgili dostlarım, haberler ters gelmiş. Bir şeyleri ölçüp biçiyorsun, bir türlü yoluna koyamıyorsun. Bir insan sizden uzaklaşmış gitmiş, yeni başlayan bir aşk yarım kalmış. Tamamlanma süreci yaşayacağını görüyorum. Seni gizli gizli takip ediyor. Bak, görüyor musun? Gizli takiptesin arkadaşım. Yani sosyal medyada kimi ekledi, kimi şey yaptı falan, böyle seni araştırıyor ya da çevrene soruşturuyor, biri var mı biri yok mu diye. Gelecek birisi var arkadaşlar. Sen gardını aldığına gittiğine bakma. Gelecek birisi var. Seni de yüzünü güldürecek ha. Gerçekten yeni başlangıçlar sana çok iyi gelecek. Yardım eli uzanıyor öbür boyuttan bu boyuta. Al ve kabul et. Gerçekten çok güzel kabullerin olacak arkadaşım. Yalnız dikkat et. Bir iftiraya uğrayabilirsin. Kendini yenilmiş hissedebilirsin arkadaşım. Kendini yenilmiş ve böyle muzdarip hissedebilirsin. Fakat yakın zamanda bunlardan kurtulduğunu, sevineceğini, mutlu olacağını söylemeliyim. Güzellikler seninle olacak. Hiç merak etme. Her türlü iyilik, güzellik hayatına akıyor. Ve bir bakıyorum arkadaşlar. Evet, gerçek aşkı bulacağını söylüyor. 5 diyor ki mücadele et. Yani düşüncelerini değiştirdiğinde sen de değişeceksin diyor 5 dostlarım. Evet, koşulsuz gerçek aşk. Görüyor musun?
Yani seni gizli gizli takip ettiği boşuna değil yani. Ben onu nasıl memnun edebilirim diyor. Daha neler yapabilirim, neler yapmam gerekir diyor. Bir de arkadaşlar, gül tarotu seçenlere iş olayını gördüm. Bir yerde görüşme yapacağınız kesin yani. İşle ilgili görüşme yapacaksınız. Aşka yüreğini açıyorsun, seviliyorsun, seviyorsun da. Kalp sevince ister istemez diyor. Beklentiye girersin diyor. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve boyutta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyor. Dostlarım, şu anda mutluluk kapını çalmak üzere. Ama bir de iş için çekmek istiyorum. Diğerlerini çekmedim. Genel çıktı. Size sadece aşk çıktığı için bir de işle parayla ilgili çekmek zorundayım. İşaretleri fark et diyor. 3 evet. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde rahatlaman var. Maddi anlamda iyileşmen var. Okuyorum. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne. Bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir diyor. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de ve farkındalığını yüksek tut. Ve diyoruz ki dostlarım, hepinize söylüyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmam için, evrenin doğru yerinde dileğimin gerçekleşmesi için sisteme isteklerimi gönderiyorum. En yakın zamanda olacağımı biliyorum. Konuyu siz sevgili meleklerime güvenle bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evrenin doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi, doğru birleşme meydana gelsin diyoruz arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşça kalın efendim. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Seviyorum sizi. Çok seviyorum. Hoşça kalın efendim.